Yani biz sosyal medya anneliği derken şunu mu kastediyoruz? Özellikle çocuk gelişimi hususunda ve çocuklarıyla geçirdiği ya annelik rolü üzerinden daha çok paylaşımlarda bulunan sayfaları mı kastediyoruz? Bunlar bile kendi içinde ayrılıyor mesela öyle deniyor değil mi? Mesela ben sadece çocuğumla aynı kombin kıyafet giyip kızımla fotoğraf çekip günaydınlar kıyafetimiz şuradan diye bir paylaşım yaptığımda da sosyal medya annesi mi oluyorum? Yoksa ben mesela bir aile danışmanı olarak bir pedagojik bilgiyi paylaşırken bunu da ben kendi çocuklarımla şöyle de deneyimliyorum dediğim zaman mı sosyal medya annesi olmuş oluyorum? Neye göre bunu, Skalası geniş bir durum. neye göre adlandırıyoruz? Bu bir. Eğer bir çocuğun sadece ticari bir gelir elde etmek amacıyla paylaşılması hususundan bahsediyorsak ben bunu çok doğru bulmuyorum. Bana şu çok soruluyor. Oğullarınızın fotoğraflarını paylaşıyorsunuz zaman zaman. Kızınızı niye paylaşmıyorsunuz? Kız olduğu için mi? Hayır değil. Sebebi şu. Benim oğullarım, yavrucuğum şu oyunu oynuyoruz. Ben bunu bir yandan çeksem, sonra da fikir olsun diye paylaşsam ne dersin? Uygun mu senin için? Dediğimde evet ya da hayır diyebilecek yaştalar. Onların mahrem alanlarına kesinlikle girmeden, zarar vermeden, o sınırı aşmadan bir oyunun videosu diyelim ki. Yani bunu örnek veriyorum. 15 sene sonra da kendisi izlese rencide İzlese rencide olmayacak. olacağı bir şey olmadan ve kesinlikle mahrem alanını aşmadan, bir obje olarak o kullanılmadan. Çünkü çoğu oyunda mesela yüzü bile gözükmüyor orada eliyle yaptığı şey. Yani örnek olsun diye ki Enes bazen diyor ki hayır anne. Hayırsa hayır mesela paylaşmazsın bunu. Çocuğu bir objeye dönüştürmeden yapabilirim ama Meva henüz kendi hakkını koruyacak, savunabilecek, bu konuda bir fikir beyan edebilecek yaşta değil. Değil yani. Bir bebeği bu açıdan diyelim ki kıyafetler giydirip, süsleyip, püsleyip benim oraya koymamın, vitrine çıkarmamın anlamı amacı ne? Bence paylaşımlarla temelde bu sorgulanmalı. Amacı ne? Ben buraya bu resmi neden koyuyorum? Amacı ne? Like alsın, beğenilsin diye mi? Takipçim artsın diye mi? Çünkü bebek fotoğrafları her zaman beğenilir. Bu mu? Ne? Yani gerçekten amacı ne? Ben Meva üzerinden bebeklerle ilgili bir şey anlatmaya, mesela dün koyduğumuz video, evet uykuyla ilgili bir şey anlattım. Kızım da kucağımdaydı. Ama onun özel alanını tahrip edecek, onun tanınırlığına vesile olacak, ne bileyim, onun mahrem sınırlarını çizecek bir durum var mıydı? Çünkü bunu niye söylüyorum biliyor musun? Çıplak bebek fotoğrafları bile görüyorum. Duşun içinde bebek fotoğrafları bile görüyorum. Duşta. Niye paylaşıyorsun ki böyle bir şeyi? Böyle bir şeyi bırak sosyal medyada paylaşmayı. Bunu bir yakının gelse kapıyı itersin, çocuğunun mahrem alanını korursun. Bunu bir de halka, umuma niye açıyorsun yani? Aradaki nüans benim için burası. Hani benim kendi bu sayfayı kullanmamda. Ama ben şurayı sana sormak istiyorum. Sen bana cevap ver. Şimdi gelen soru üzerinden soracağım. Diyelim ki şu da sorgulanıyor ya. Anneler hiç olmadıkları gibi halleri paylaşıyorlar. Ben diyelim ki çok bağıran, çağıran bir insanım. Çocuğunu döven, söven biriyim. Ama çıkıyorum orada da diyorum ki yapmayalım bakın böyle. Bu yani kitabi bilgi, doğru bilgiyi kendim uygulamamama rağmen paylaşıyorum diyelim ki. Buna kime zarar var? Okuyana bir zarar var mı? Doğru bilgiyi oradan okuyana ve böyle yapınca güzel oluyormuş diyene bir zarar var mı? Ben bir sahtekarlık yapıyorsam. Yani okuyana zararı belki işte şurasını şey oluyor ya işte yetersizlik hissetmek gibi. Ya her şey çok mükemmel gibi bir vitrinde her şey çok mükemmel aslında çok mükemmel değil. Çok mükemmel olmadığını biliyoruz ama baksanız her şey mükemmel. Genelde Yetersizlik burada hissi. Doğru. yetersizlik hissine vesile oluyor. Bunu bir konuşalım. Yetersizlik hissi cepte. Bunu bir konuşalım. Ben temelde şunu görüyorum. Gelen yorumlardan da bazı yorumlardan da bunu görüyorum. Mesela diyor ya baktığımız zaman kendimizi kötü hissediyoruz. Burada sosyal medyayı kullanan insanların iki konuda bence sen kendilerini sorgulamaları lazım. Bir insanın mutluluğunu görmek, bir insanın ne bileyim iyi bir halini görmek niye sana kendini kötü hissettiriyor? Neden? Yani bunun bence bir sorgulanması lazım. Çünkü bu sosyal medyaya has bir şey değil ki. Sen demek ki akrabanda iyi bir evlilik gördüğünde de kendini kötü hissediyorsun. Hissediyorsun. Evet. Sen demek ki içten içe ona da bileniyorsun. Atıyorum içten içe görümcene de bileniyorsun çocuklarıyla iyi vakit geçiriyor diye.
iyi bir şey görmek sana kendini kötü hissettiriyorsa, o zaman o hissettiğin yetersizlik halini dış şeylerden, etkilerden aramayacaksın. Oturacaksın, şunu düşüneceksin. Ben niye bu paylaşımda kendimi kötü hissettim? Hatice Hanım'ın çocuklarıyla iyi vakit geçirdiğini gördüm. Ben kendi çocuklarımla iyi vakit geçiremediğimi düşündüm. Bu bana kendimi kötü hissettirdi. O zaman bunun çözümü Hatice Hanım'ın bu konuda paylaşım yapıp yapmaması meselesi değildir. Çünkü Hatice yapmaz, Ayşe yapar. Yani. Ben her biri yaptığında kendimi böyle oturup kötü mü hissedeceğim? Ne yapabilirim? Demek ki benim yeterli annelik tanımımın içinde çocukla oyun oynamak var. Ki gördüğümde kötü hissediyorum. O zaman kardeşim, ben günümü öyle bir planlayacağım ki şu 5 dakikalık anı ben de çocuklarımda yaşayabilir hale geleceğim. Buna gayret edeceğim. Bunun çözümü budur. Hatice kapatsın, Ayşe kapatsın falan. Biri olacak ki ne? Hiç kimse olmasın. Tüm sosyal medyalar kapansın. Akrabanda olacak, komşunda olacak. Sen her gördüğünde kötü mü hissedeceksin kendini? Bir de kendini yetersiz hissetmenin altında ben şöyle bir psikolojik süreç görüyorum. Yarış halinde düşündüğümüz için kötü hissediyoruz. Mesela bak, benim çocuğum, Eymen için bahsedeyim, 7 yaşında ve Kur'an okumakta sınıfın en gerilerinden biri. Ben bu kadar önemsediğim, bu kadar emek verdiğim halde öyle. Henüz o şeyi açılmadı çünkü. Sınıfında neredeyse hatim yapacak çocuklar var, biz elif cüzündeyiz. Şimdi ben baksam sınıfındaki hale ve sürekli bu konuda kendimi yetersiz ve kötü hissetsem, hissederim yani. Ay yapamıyor, benim çocuk da yapamıyor. Herkes yaptı, bir benimki yapamıyor. Bunu da yapabilirim. Bu benim bakış açımla ilgili. Şunu da yapabilirim. Evet, benim yavrumun bu konudaki yeteneği henüz açılmadı. Ben elimden gelen gayreti gösteririm. Sonuçları Allah yaratır kardeşim. Bekleyeceğim. Demek ki bekleyeceğim. Demek ki kimileri birinci sınıfta bunu halledecek. 7 yaşında bunu halledecek. Kimisi de demek ki 10 yaşında bunu halledecek. Ama ben bu konunun önemli olduğunu biliyorum. Bu konudaki gayretimi bırakmam. Ama çocuğumun hızında. Annelerde temelde bu sıkıntı var. Şimdi bir komşu çocuğu, bırak sosyal medyayı, bir komşu çocuğu geliyor, diyor ki annesi, bizimki diyor Ayetel Kürsü'yü ezberledi, oku bakayım yavrum diyor. Okutuyor çocuğuna, orada çocuğu Ayetel Kürsü'yü henüz ezberleyememiş. Anneler böyle şey oluyor, gerim gerim geriliyor. Eve gidiyor, diyor ki sen de Ayetel Kürsü'yü ezberleyeceksin. Hadi bakalım aç, aç, tekrar et, aç. Gerek var mı buna yahu? Gerek var mı buna? Yani maşallah de o daha küçücük yaşta Ayetel Kürsü'yü ezberleme becerisi gösterilmiş yavruya, maşallah de. Ama ona maşallah demek, onun iyi olduğunu bilmek, senin çocuğunun kötü ya da beceriksiz bir çocuk olduğunu göstermez. Her çocuğun farklı konularda yeteneği olduğunu kabul edeceksin ve elindekinin değerini fark edeceksin. Ya. O zaman yetersiz hissetmezsin. Bazen bana şu tarz sorular sorduğunda bu yüzden cevap vermiyorum. Mesela dün işte, çocuğunuz kaç yaşında, kaç saat, kaçta uyuyor? Aa, sizin çocuğunuz konuşmaya başladı. Yahu benim çocuğum konuşmaya başladıysa ve seninki başlamadıysa, bu seninkinin çok geri, benimkinin çok ileri olduğunu göstermez. Ya da senin kötü anne, benim çok iyi anne olduğumu da göstermez. Sadece her çocuğun farklı becerileri olduğunu ve farklı dönemlerde Allah-u Teala ne olup aç diyor o kapıyı, becerisi açılıveriyor. Sadece anne olarak bize düşen nedir? Desteklemek. Desteklemek. Elimden geleni desteklerim ama şu demek değildir, şunu diyorlar çünkü. Ay çocuğunuz çok dilli maşallah, demek ki siz onunla çok konuştunuz. Evet, benim çocuğumla konuşmuş olmam, onun da konuşmuş, erken konuşmuş olmasına bir etken olabilir. Ama sebeplerden biridir. Yeteneği olmayan bir çocuğa istediğin kadar konuş, konuşmaz. Vakti gelince olur yine. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sosyal medyayı kullanırken de Hatice Hanım'ın sayfasına girdiğin zaman, bir oyun gördüğün zaman, ay ben bugün hiç oyun oynayamıyorum diye bakarsan, sosyal medya seni aşağı çeken bir şey olur. Ne gerek var? Şöyle bak yahu. Ha bak, aklımda bulunsun. Ben de çocuklarla bakalım bu oyunu bizimkiler sevecek mi? Bu da bir fikir olsun bana. Böyle bakarsan işte o zaman işlevsel kullanmış olursun. İşlevsel. Ve paylaşımları da sen de yaparken, sırf kendimiz için değil, sen de paylaşım yaparken, ben kendimi hep sorguluyorum. Şu resmi koyarken, şu yazıyı yazarken benim niyetim ne? Her paylaşımda bir bunu sorguluyorum yani. Eğer niyet, aa burada çocuklar çok güzel çıkmış ya, iyi beğeni alır, buysa yapma o paylaşımı. Yapma. Böyle bir niyete binaen yaptığın işten hayır gelmez çünkü. Gelmez. Gelmez. Bazen arkadaşlar bana şunu soruyorlar.
işte laf arasında, sohbet arasında, sosyal medya fenomeni nasıl olur ya, bunun yolu ne, anlat falan. Diyorum ki senin niyetin ben sosyal medya fenomeni olayım gibi bir niyetle yola çıkarsan kardeşim, fenomen olursun belki ama ondan bir hayır bekleme. Bekleme. Gerçekten bekleme. Ne olacak? Fenomen olmak ne yani? Bugün 1 milyon kişi, 2 milyon kişi seni takip eder, yarın esamen okunmaz. Ne yani? Ama senin niyetin hizmetse gerçekten, insanlara faydalı olacak bir şeyler yapmaksa, bugün Allah bunu sosyal medyadan kapısını açar, yarın sosyal medya falan olmaz, bambaşka bir yerde hizmet edersin. Ve bu senin psikolojini etkilemez. Anlatabiliyor muyum? Evet. Niyetlerimizin sorgulanması gerektiğine inanıyorum. Yetersizlik duygusuyla ilgili de lütfen, annelerin yetersiz hissetmesinin mantığını çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü çocuklarımız için en iyi yapmak istiyoruz her zaman. Böyle bir güdülenmemiz var. Bu çok insani ve normal. Ama şunu bileceğiz. Beni en çok bu rahatlatır. Gerçekten en çok beni bu rahatlatıyor. Allah-u Teala hiçbir kulunu zayi olsun diye yaratmıyor. Hani şu kulu da yaratayım da zayi olsun gitsin. Böyle bir yaratılış gayesi yok yani. Her bir kul Allah-u Teala'nın kainatın halifesi olarak yaratılıyor. Ve kocaman bir yapboz olarak düşünürsek şu dünya hayatında, herkesin o yapbozda bir yeri var. O zaman trilyonlarca ihtimal arasından Enes, Eymen ve Meva benim yavrum olduysa, demek ki benim karakterim, kişiliğim, donanımım, becerilerim, onlara en iyi ulaşabilecek anne benmişim ki demek, Allah onları bana nasip etmiş. Değil mi? Evet. Birbirimizden imtihan olacağız. Birbirimizin eksiklerini tamamlayacağımız evlatlar onlarmış ki onlar bana gelmiş yani. Her şey bir hikmete binaen yaratıldı. O zaman benim yapmam gereken kendimdeki potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışmak. Bunu da işte sosyal medyada bir aracıdır bunun için. Bilgiyle, fikirle, çünkü akıl akıldan üstündür. Benim düşünemediğim bir şeyde bambaşka anneler düşünüyor yani. Bilgiyle birbirimizden böyle omuz alarak, destek alarak iyi hale getirmeye çalışmak. Sadece amacı buraya koymak lazım.